Bu videoda küçük g harfi ile temsil edilen g kuvvetinin neden farklı kaynaklarda farklı şekillerde yorumlandığını anlatacağım. Bazı kitaplarda g'yi dünyanın merkezine doğru 9,81 metre bölü saniye kare olarak bazılarında ise kuvvetin yönünün aşağı doğru olduğunu göstermek için eksi işaretiyle eksi 9,81 metre bölü saniye kare olarak görürsünüz. Bu değeri yorumlamanın belki de en iyi yolu onu serbest düşüş yapan bir cismin, tekrar ediyorum serbest düşüş yapan bir cismin yer çekimine bağlı olarak ivmelenmesi olarak düşünmektir. İşte bu videoda bu fikir, bu konu üzerine konuşacağız. Serbest düşüş lafına, bu terime bu kadar vurgu yapmamın sebebi, yeryüzünde olan ama serbest düşüş halinde olmayan birçok cisim olması. Mesela ben de şu an yeryüzündeyim ama serbest düşüş yapmıyorum, şükür. Peki, şu anda bana ne oluyor? Bir sandalyede oturuyorum. Hemen çizeyim sandalyemi ve kendimi. Bu sandalyem, bu da ben. Sandalye benim ağırlığımı taşıyabilecek bir sandalye olsun. Çok kilolu değilim ama standart bir sandalye götürür. Evet, bunlar da havadaki bacaklarım. Peki sizce şu an ne oluyor? Eğer serbest düşüş yapıyor olsaydım, dünyanın merkezine doğru 9,81 metre bölü saniye kare ile ivmeleniyor olacaktım. Ama şu anda yer çekimi kuvveti, sandalye yüzeyinin bana, bacaklarıma, belime, neyse vücuduma uyguladığı normal kuvvet tarafından sıfırlanıyor. Bu normal kuvvet. İkisini de vektör olarak gösterelim. Evet, benim durumumda net kuvvet sıfır oluyor. Dikey eksendeki net kuvvetten bahsediyoruz. Ve net kuvvet sıfır olduğu için de dünyanın merkezine doğru ivmelenmiyorum ya da serbest düşüşte değilim. 9,81 metre bölü saniye kare durumum için hala geçerli gibi görünse de serbest düşüş yapan bir cisim değilim. Biraz kafa karıştırıcı gibi değil mi? Gelin şöyle düşünelim. Bu sadece, sadece serbest düşüş yapan bir cismin yerçekimine bağlı ivmesi, ivmelenmesi değildir. Daha genel bir ifadeyle şöyle diyelim. Dünyanın yeryüzündeki yerçekimi alanı, ya da yeryüzünde yerine göre az da olsa değiştiği için ortalama ivme olarak değerlendirelim. Söylediklerim şu şekilde toparlayayım. Yeryüzündeki ortalama yerçekimi alanı dedik, dedim. Yazalım bunu yeryüzündeki ortalama yerçekimi alanı. Alanın fizik terminolojisinde ne anlama geldiğindense az sonra bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak, alan fizik biliminde, bu terim matematikte çok çok daha soyuttur ama şimdilik onunla ilgilenmiyoruz, evet, fizik biliminde alan, bir niceliği uzaydaki her noktaya bağlayan şeydir. Evet, bunda not alalım. Uzaydaki her nokta ile bağlantılı olan nicelik. Bu skaler bir nicelikse, skaler bir nicelikse skaler alan olarak değerlendirilir ve bir değerden bahsederiz. Ya da vektörel bir niceliktir ve uzaydaki her noktanın bir yönü ve büyüklüğü vardır. Bu durumda da vektörel alandan bahsediyor oluruz. Şimdi buna neden alan dendiğine gelecek olursak, yeryüzüne yakın bir yerde bir kütle varsa şöyle olsun kütlemiz kilogram cinsinden. Evet, mesela 10 kilogram. G'yi kullanarak uzayda o noktada o kütleye etkiyen gerçek yer çekimi kuvvetini bulabilirsiniz. Bunun 10 kilogram olduğunu söylemiştik. Burası yeryüzü, burası da dünyanın merkezi. Bu, dünyanın merkezine doğru olan bir yönde, dünyanın merkezine doğru büyüklüğü yani kütle çarpı g'yi birleştirerek bir vektör meydana getirir yönü belirlediğimize göre bunun dünyanın merkezine doğru 9,81 metre bölü saniye kare olduğunu söyleyebiliriz. Hesaplayalım. 10 kilogram çarpı 9,81 metre bölü saniye kare. Evet, ne oldu? 98,1 kilogram çarpı metre bölü saniye kare. Kuvvet birimini kullanacak olursak da 98,1 newton olacak. Gördüğünüz gibi bu cisim serbest düşüşte olmamasına rağmen G kuvvetinden bahsediyoruz. G bize yeryüzündeki bir kütleye etkiyen yer çekimi kuvvetini veriyor. Tekrar ediyorum ortalama yer çekimi alanı demiştik. Yani bu alan birim başına birim kütle başına düşen kuvveti veriyor. O halde bana yeryüzündeki serbest düşüşte olan ya da olmayan bir kütle verdiğinizde bu kütleyi kütleye etken kuvvet olan g ile çarptığımızda cisim serbest düşüşte olsun ya da olmasın cisme etkiyen yer çekimi kuvvetini buluruz. Bu farka dikkat edin. g çoğu zaman bu şekilde açıklanmasına rağmen zaman zaman bu açıklamayla da karşılaştığınızda bunun yanlış olduğunu düşünmeyin. Çünkü g cisim serbest düşüşte olmasa bile geçerlidir. Tamam sandalyede otururken ivmenizin dünyanın merkezine doğru 9,81 metre bölü saniye kare olduğunu söyleyemezsiniz. Çünkü ivmelenmiyorsunuz. İvmelenmediğiniz için de buna ivme diyemeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Serbest düşüşte olan bir cisim varsa, hava direnci yoksa ve net kuvvet yerçekim kuvvetine eşitse o zaman ivmelenirsiniz. İvmelenirsiniz. Ama etrafımızdaki çoğu cismin serbest düşüşte olmadığını düşünecek olursanız ya da serbest düşüşte olsa bile uzun süre serbest düşüşte kalmayacağını kalamayacağını düşünürseniz eninde sonunda yere düşecek değil mi? Evet, durumu böyle düşünürseniz, g'nin tüm cisimler için geçerli olduğunu ve bu gücün kütleye uygulanan kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Birim kütleye uygulanan kuvvet. Bu gücün bu alanın birimleri ivme birimlerine eşit olduğu için buna ivme demek doğruymuş, uygunmuş gibi gelebilir. Cazip gelebilir. Ama yer çekimi alanından bahsederken bile aynı nicelikten bahsettiğimizi ve bu niceliğin aynı yöne, aynı büyüklüğe ve aynı birime sahip olduğunu unutmayın. Aradaki tek fark bir tanesinde serbest düşüşteki bir cismin ivmelenmesi için kullanıyoruz. Burada da kütle uygulanan yer çekimi kuvvetini bulabilmek için kütle ile çarptığımız değer olarak kullanıyoruz.